Merhaba arkadaşlar, Berat Atlı Dünyası Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün patatesli yoğurtlu patates çanakları yapacağım. E, masalarınız için, e, misafirler için masayı da çok şık duruyor, lezzeti çok hafif. E, benim de çok sevdiğim bir e, salata türü diyeyim. E, 7 tane orta boy patatesimizi, patatesin adeti çok şey değil, önemli değil arkadaşlar. Şimdi yapımını da anlatacağım sizlere. Ben 7 tane orta boy patates kullandım, haşladım. Patateslerimi soğuttum. Soğuduktan sonra iyice püre haline getiriyorum. Baharatlarını, tuzunu evde kalabalık sayınıza göre patates sayınızı arttırabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Patatese biraz renk versin diye kesinlikle salça kullanmıyorum. Özellikle karabiber kullanıyorum. Çünkü karabiber patatese inanılmaz çok yakışıyor. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Yarısını toz kullandım. Yarısını pul biber arkadaşlar. Bir çay kaşığı karabiber kullandım. Ve bir buçuk tane limon suyu kullandım. Bu şekilde harcımı güzelce yoğuruyorum. E, patatesin cinsine göre bazı patates çok sulu olabiliyor, bazı patates daha e, koyu olabiliyor. O yüzden limon suyunu arkadaşlar e, biraz daha e, kontrollü bir şekilde kullanın çünkü e, ilk önce size çok sulu gelebilir ama biraz dinlendikten sonra e, zaten kendini toparlayacaktır. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Tekrar yoğuracağım. Bu harcımı bir saat kadar buzdolabında dinlendireceğim. Evet dinlenmiş harcımızı elinize yapışabilir. O yüzden bir eldiven yardımıyla. Ee, bir başka kabın içerisine arkadaşlar dereotu ve maydanozu çok çok ince kıydım. Hangisini seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Elimizi çok hafif ıslatıyoruz çünkü yapışabilir. Kenarlarını veya her tarafını maydanozu hangi tarafında kullanmak isterseniz arkadaşlar o şekilde hazırlayın. Gördüğünüz gibi oldukça da kolay şekil alıyor. Çok hafif ortalarını çanak şeklinde yapıp servis tabağıma diziyorum. Ee, özellikle yani rengini kırmızı pul biberden aldı Onu söyleyeyim arkadaşlar. Salça kullanmadım. Özellikle bir gün sonra inanılmaz lezzetli oluyor. Hem mesela misafir geleceğiniz zaman akşamdan yapın, üzerini kapatın, bekletin ve sabaha çok çok daha lezzetli oluyor. Hem de e, gün, günlük olarak işinizi kolaylaştırmış olur. Benim ölçüme göre bu servis tabağını dolduracak yaklaşık ne kadar çıkacak? E, 16 tane. Evet, üzerine arkadaşlar bir su bardağı kadar yoğurdum var. Yoğurdumu iyice çırptım. Ee, i̇çerisine biraz mayonez ekledim. Ama isterseniz mayonez eklemeyebilirsiniz. Evet, dökme şeyiyle biraz zor olacak sanıyorum. Ondan vazgeçtim. Kaşıkla dökeyim çok daha rahat olacak. Dediğim gibi maydanoz tamamen tercihinize göre ekleyebilirsiniz. Ee, ben çok az ekledim yoğurtla birlikte daha e, fresh bir tadı var. Daha güzel bir tadı oldu. Çanaklarımın içerisini dolduruyorum bu şekilde. Üzerlerine de aksesuar olarak kırmızı pul biber serptim. İstediğiniz başka şekilde süsleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi inanılmaz kolay, çok lezzetli, masalarınıza şıklık katacak bir tarif daha geldi bugün sizler için. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.